Merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu yaşadığımız yeri kim yönetiyor? Sosyonomi kitaplarımızdan sayfa 126'yı açalım. Evet. Arkadaşlar, devletin biz vatandaşlara sunduğu hizmetlerden daha iyi faydalanabilmemiz için yaşadığımız yerler arkadaşlar büyüklüklerine göre farklı birimlere ayrılmıştır. Örneğin il, ilçe, mahalle, köy gibi. Bu yerlerin başında da yöneticiler bulunur. Bu yöneticilerin hepsi halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır arkadaşlar. Nasıl bir yönetim yapımız varmış bakalım. Yönetim yapısı arkadaşlar ülkemizde. Burada merkezi yönetim var. Kitabımız buraya atlamış. Ama şurada merkezi yönetim var ve merkezi yönetime bağlı, merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetim var. Bunların altında da merkeze bağlı yönetimde valilik, kaymakamlık, yerel yönetimde de belediye ve muhtarlık var. Şimdi onları işleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle temel yönetim yapısının başına bulunan merkezi yönetime biraz bakalım. Arkadaşlar merkezi yönetim, yönetimde en temel etkin olan kurumlar Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'dur. Yani ülkemizde en yetkin yönetim yapısı Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'dur arkadaşlar. Yaşadığımız yerlerdeki yetkililer de merkezi yönetime karşı sorumludur. Örneğin ilimizdeki valilik merkezi yönetime yani Cumhurbaşkanlığı pardon ve Bakanlar Kurulu'na sorumludur arkadaşlar. Bu kurumların başlarında bulunan Cumhurbaşkanı ve bakanlar ülke yönetimiyle ilgili kararlar alırlar. Bu kararlar alınırken de çeşitli kurullar kendilerine yardımcı olur arkadaşlar. Yani başta bulunan Cumhurbaşkanı, yani en yetkili merci olan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu arkadaşlar, ülkemizde kanunlar, kararlar alırken tek başlarına kendi fikirlerine göre yapmazlar arkadaşlar bu işi. Çevrelerinde onlara bu hususta yardımcı olacak olan fikirlerini doğru ya da yanlış diye fikir sunabilecek olan kurullar var arkadaşlar. Bu kurulların başında da örneğin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği var. Devlet Denetleme Kurulu var. Bu tarz kurumlar var arkadaşlar. Bakanlar Kurulu da arkadaşlar Cumhurbaşkanı ve bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanı bakanlıklar arasında işbirliği yapılmasında hükümetin genel siyasetinin belirlenmesinde etkilidir arkadaşlar bu Bakanlar Kurulu. Neymiş arkadaşlar Bakanlar Kurulumuz? Cumhurbaşkanı ve bakanlardan oluşurmuş. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar arasında işbirliği yapılmasında genel siyasetin oluşturulmasında etkiliymiş. Arkadaşlar bir de bakanlar hem kendi iş alanlarıyla ilgilenir hem de Bakanlar Kurulu'nda bir araya gelip ülke yönetimiyle ilgili kararlar alabilirler. Örneğin bir sağlık bakanı düşünün. Fahrettin Koca. Hem sağlıkla ilgili çalışmalar yapar. Ayrıyeten Bakanlar Kurulu toplandığında orada da ülke yönetimiyle ilgili kararlar alınmasında Fahrettin Koca da katkıda bulunur arkadaşlar. Merkezi yönetime ve bakanlıklara yardımcı olan, görüş bildiren, denetim yapan kurullar ise arkadaşlar Danıştay, idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme kuruludur arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenlik ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır ve bu kararlar Bakanlar Kurulu'na bildirilir. Sayıştay ise arkadaşlar kamu gelir ve giderlerini denetler, genel bütçe ile ilgili son kararları verir arkadaşlar. Gördüğümüz üzere merkezi yönetime ve bakanlara yardımcı olan, görüş bildiren, denetim yapan Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay varmış arkadaşlar. Bunlar da Milli Güvenlik Kurulu güvenlikle alakalı kararlar alır, Bakanlar Kurulu'na bildirilmiş. Danıştay da İdari mahkemelerin verdiği kararları inceleme kuruluymuş. Sayıştay'da kamu gelir ve giderlerini denetleyip genel bütçeyle ilgilenirmiş arkadaşlar.
Geldik. Merkeze bağlı yönetime. Az önce nereyi yaptık? Arkadaşlar merkezi yönetimi yaptık şuradan. Şöyle merkezi Y diyelim. Şimdi merkezi bağlı yönetime geçelim. Bizim ülkemizin yönetim merkezi neresi arkadaşlar? Başkent Ankara. Tabii ki ülkemiz geniş bir coğrafyada olduğu için Edirne'den Kars'a düşünelim. Bayağı geniş bir coğrafyamız var değil mi arkadaşlar? Bu yüzden tüm kurumların merkezden yönetilmesi mümkün değil arkadaşlar. Yani bir Hakkari'deki bir kurumun Ankara'nın denetlemesi çok fazla mümkün olan bir şey değil. Bu yüzden arkadaşlar merkezi yönetim, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha rahat ulaştırılması, toplumun ihtiyaçlarının daha kolay giderilmesi için il ve ilçe gibi yönetim birimleri oluşturmuştur. Anlaşıldı mı? Merkezi yönetim arkadaşlar, her yere daha rahat ulaşabilmek için, toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi için il ve ilçe gibi birimler oluşturmuştur. Gelelim il yönetimine arkadaşlar. Merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir arkadaşlar il. Ve iller valiler tarafından yönetilir. Vali merkezi yönetimin ildeki temsilcisidir arkadaşlar ve ildeki en yetkili kişi validir. Valiler atama yoluyla iş başına gelir arkadaşlar. Bu çok önemli. Vali ilin başında en yetkili yöneticidir dedik. Cumhurbaşkanı tarafından atanarak görevlendirilir. Evet, valinin görevlerine gelelim. Valiler İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır arkadaşlar. Ama tüm bakanlıklara karşı sorumludur. Valiliğe bağlı neymiş görevleri? Memurları denetlemek. Arkadaşlar, ildeki güvenliği sağlamak, eğer güvenlikle ilgili bir sıkıntı varsa bunun için tedbirler almak. İlde kanunları ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak. Örnek verelim, şimdiki sokağa çıkma yasağını düşünün. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir emir değil mi bu? Bunu ilde vali uyguluyor arkadaşlar. Bunun denetlenmesini yapıyor. Bu kurala uyuluyor mu? Gelen emire uyuluyor mu? Diye bu şekilde arkadaşlar vali bunun denetlemesini yapar. Bu emrin uygulanmasını vali sağlar. İlin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişmesini, kalkınmasını sağlar arkadaşlar. İldeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretir. Milli bayramlarda merkezi yönetimi temsilen katılır ve halkın bayramını kutlar çocuklar. Valilere bağlı kurum ve kuruluşlar arasında da işbirliği sağlar arkadaşlar. Evet, genel olarak valinin görevlerine değindik. Valiliğe bağlı olarak çalışan bazı resmi kurumlar dersek İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü diyebiliriz arkadaşlar. İllerdeki bu müdürlükler valiliklere bağlı olarak çalışır ve bize hizmet eden resmi kurumlardır arkadaşlar diyebiliriz. Gelelim şimdi arkadaşlar. İl yönetiminde vali olur dedik. İlçeye gelelim. İlçe yönetimindeyse arkadaşlar, İlçeler, il yönetimine bağlı olarak çalışan yönetim birimleridir arkadaşlar. İlçeleri de kaymakamlar yönetir. Neydi? İli vali yönetiyordu, ilçeyi de kaymakam yönetiyor arkadaşlar. Kaymakam, merkezi yönetimin ilçedeki temsilcisidir arkadaşlar ve ilçede en yetkili kişi kaymakamdır. Kaymakamlar da arkadaşlar valiye bağlı olarak çalışırlar. Kaymakamlar da valiler gibi atanarak görev yaparlar arkadaşlar.
Görevlerine bakalım kaymakamın. İlçedeki kanunları ve bakanlığın kararlarını uygular arkadaşlar. İlçedeki resmi kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip eder diyebiliriz. İlçedeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyip çözüm üretir arkadaşlar. Ve ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek eksiklerinin giderilmesini sağlar. İlçenin eğitim, kültür gibi alanlarda gelişmesini, kalkınmasını sağlar. Evet arkadaşlar, valiler, pardon, kaymakamın da görevlerini işledik. Valiler ve kaymakamlar arkadaşlar, gerekli durumlarda kanunun onlara verdiği haklarla yetkilerini kullanarak tek başlarına karar alabilirler arkadaşlar. Yani önemli bir durum var. Bu durumda kanunları arkalarına alarak, yetkilerini kullanarak tek başlarına karar alabiliyorlar arkadaşlar. Örneğin kışın okullar aşırı kar yağışından dolayı valinin tatil etmesi şeklinde örnek verebiliriz arkadaşlar. Hepinizin bildiği bir olay bu. Vali yarın hava koşullarından dolayı çocuklar mağdur olmasın diye okulları kendi kararıyla yetkilerini kullanarak tatil edebilir arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi kaymakamlığa bağlı resmi kurumlar dersek, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Tarım Müdürlüğü, ilçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merkeze bağlı yönetimi işledik. Şimdi yerel yönetimi geçelim arkadaşlar. Yerel yönetimde arkadaşlar, İl, ilçe ve köylerde hizmetleri sunmak için kurulmuş yönetim birimleridir. Belediyeler ve muhtarlıklar arkadaşlar yerel yönetimlerdir. Önce belediyelere bakalım. Sayfa 127 geçelim. Evet arkadaşlar, yaşadığımız yerde sokakların bakımı, temizliği, aydınlatılması, esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerini yapmak için kurulmuş yerel yönetim birimi belediyelerdir arkadaşlar. Başındaki kişiye de belediye başkanı denir. Belediye binalarında görev yaparlar ve seçimle beraber iş başına gelirler arkadaşlar. Bakalım belediye başkanının görevlerine. Vatandaşın cenaze ve nikah işlemlerini yapmak. Yani biliyoruz ki bizim nikahlarımızı belediye başkanları kılıyor değil mi arkadaşlar? Ayrıca bir cenaze işimiz olduğunda belediye bununla ilgileniyor. Evsel atıkları toplamak, cadde ve sokakları temizlemek. İtfaiye ve zabıta hizmeti vermek, yani bir yangın durumunda itfaiye aradığımızda bu belediye bağlı olarak çalışır arkadaşlar. Yani belediye bunların ayarlamasını yapar. Aynı zamanda sokaklarda güvenliğimiz için zabıtaların bulunmasını da belediyeler sağlar. Pazar yerleri açmak, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı çalışmalarının sağlanması. İl ve ilçede ulaşım hizmetlerinin sunulması, kültür, spor, tiyatro gibi kültürel hizmetleri verilmesi, desteklenmesi, ihtiyacı olan kişilere yardım edilmesi, yeşillik olan alanların bakımı arkadaşlar, park, oyun yerlerinin yapılması ve bakımı, çöplerin toplanması, çevre temizliği, zabıtaların ürünlerin sağlığının denetlenmesi gibi belediye başkanının görevleri vardır arkadaşlar. Arkadaşlar, belediyelerinin karar organları belediye meclisi ve belediye encümenidir. Belediye meclisi ve belediye
encümenidir belediyelerin karar organları. Belediye bütçesinin oluşturulması, vergi ve harç miktarlarının belirlenmesi belediye meclisinde karara bağlanır arkadaşlar. Belediye encümeni ise bütçe ve hesapları inceler, mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirler arkadaşlar. Bir örnek verirsek, otobüslerin ücretlerini belediye encümeni belirler arkadaşlar. Ne dedik? Belediye encümenleri bütçe ve hesapları inceler. Mal ve hizmetin fiyatını belirler ya, otobüs de bir hizmettir. Böyle bu şekilde belediye encümeni bir araya gelerek, bütçe ve hesapları yaparak otobüslerin hizmet ücretlerini belirlerler arkadaşlar. Gelelim. Belediyeye baktık arkadaşlar. Gelelim muhtarla. Evet arkadaşlar, nüfusu 2000'den az olan yerleşim yerlerine köy denir arkadaşlar. Ülkemizde bulunan en küçük yönetim birimi köydür arkadaşlar. Ve köylerin başında da muhtar bulunur arkadaşlar. Muhtarlar belediye başkanları gibi arkadaşlar seçimle iş başına gelirler. Bu seçimlerde de köyde yaşayan vatandaş oy kullanır arkadaşlar. Muhtarların görevleri ise arkadaşlar, salgın ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda yetkililere haber vermek, köye gelen insanların sebeplerini öğrenmek ve eğer şüpheli bir durum varsa yetkililere bildirmek, sağlık, eğitim, ulaşım ihtiyaçlarında merkeze bağlı yönetim, yani valilik, kaymakamlık ile halk arasında bağ kurmak, halk ile merkeze bağlı yönetim arasında evrak işlerini düzenlemek, seçim zamanında oy kullanacak kişilere gibi seçmen kağıtlarının ulaştırılması, okula gitmede problem yaşayan çocuklara yardım edilmesi, doğum ve ölüm belge hazırlanması, köyde ihtiyaç sahiplerine sahipleriyle ilgilenmesi gibi arkadaşlar muhtarların görevleri vardır. Ayrıca arkadaşlar ihtiyar meclisi dediğimiz bir kurum var. Muhtarın başkanlığında kararlar alınır arkadaşlar burada ve köyle ilgili işlerin yürütülmesini denetleyen kuruldur arkadaşlar. İhtiyar meclisi. Tekrar bir değinelim ihtiyar meclisine neymiş. Muhtarın başkanlığında kararlar alırmış. Köyle ilgili işlerin yürütülmesini denetleyen kurulmuş arkadaşlar ihtiyar meclisi. Ama ihtiyar meclisi ihtiyarlardan mı oluşur? Adı üzerinde İhtiyar meclisi olduğu için mi, ihtiyarlar olduğu için mi ihtiyar meclisi diye sorarsanız arkadaşlar, hayır, isim itibariyle ihtiyar meclisi, yani aslında biraz bilenler meclisi gibi bir anlamı var. Normal, yaşı fark etmeyen insanlardan oluşur. Haftada en az bir kere toplanır arkadaşlar. Köydeki işlerin önceliğini saptarlar ve aylık köy harcamalarını incelerler. Kısacası arkadaşlar, köy ya da mahallelerde muhtara yardımcı olurlar. Böyle bir kurul arkadaşlar ihtiyar meclisi. Bir noktaya daha değinelim arkadaşlar. İhtiyar meclisi de muhtarlık seçimiyle birlikte belirlenir arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, muhtarlık bulunan bir başka yerleşim yerimizde mahalledir arkadaşlar. Biliyoruz, görmüşsünüzdür muhakkak. Örneğin bizim okulun oradan bir örnek vereyim. Abdülpaşa Durağı'nın karşısında Kısıklı Muhtarlığı var arkadaşlar. Böyle her mahallede, Kısıklı da mahalle olarak geçtiği için her mahallede muhtarlık bulunur arkadaşlar.
Mahallelerde de muhtarlık vardır ve her mahallenin bir muhtarı vardır arkadaşlar. Peki mahalle muhtarının görevleri nelerdir desek? Seçmen kağıtlarının dağıtılması diyebiliriz. Seçim olduğu zaman bize seçim kağıtlarını, yani seçmen kağıtlarını muhtarlar ulaştırır arkadaşlar. Askerlikle ilgili tebligatların yapılması, yani bir mahallede askere gidecek olan kişilere tebligat gönderilmesiyle ilgilenir. Mahallede yapılacak hizmetlerle ilgili yetkililerle irtibatta bulunur arkadaşlar. Mahalle muhtarının da genel olarak arkadaşlar görevleri bu şekildedir. Evet arkadaşlar, merkeze bağlı çalışan vali ve kaymakam, önemli bir noktaya değineceğim şimdi sizlere. Şöyle bir silin şöyle. Tekrar bir gözümüzün önünde olsun. Evet. Arkadaşlar, merkeze bağlı yönetimde çalışan vali ve kaymakam, ne dedik? Atanarak görev başına gelirdi. Değil mi? Gelirdi, değil mi? Kim tarafından atanırdı? Cumhurbaşkanı tarafından atanarak iş başına gelirdi arkadaşlar. Vali ve kaymakam. Ama belediye başkanı ve muhtar ise halk tarafından seçilerek iş başına gelir arkadaşlar. Ve belli bir süre içerisinde seçilirler arkadaşlar. Örneğin 3 sene, 4 sene gibi kısıtlı bir sürede belediye başkanı ve muhtar görev başına geçer arkadaşlar. Evet, yaşadığımız yeri yöneten kişiler kanunlara uygun olarak toplumun menfaatine uygun kararlar alırlar arkadaşlar. Bu şekilde dersimizi bitirdik. Derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.